Doğum sırasına göre sevgi tahlili. Evet, bugünkü konumuz bu efendim. Ben Deniz Doktor Barış Tunç Bilek. Efendim 20. yüzyılda özellikle patlayan tek çocuklu aileler psikolojideki araştırma alanlarını genişletmiş ve yeni verileri bize kazandırmıştır. Şöyle düşünelim. Doğum sırasına göre sevgili tahlili nedir diye sorabilirsiniz ilk önce. Onu açıklayayım. Eğer karşınızda bir insan varsa, olası sevgilinizse, belki de şu an sevgiliniz, hatta eşinizse bile, onun ailede kaçıncı çocuk olduğu, onun kişiliği üzerinde önemli etkilere sahip. Ben de dedim ki, daha önce bu konu başlığından aslında biraz bahsetmiştim, yanılmıyorsam iki program önce. Bu konuyu biraz açalım. Çünkü bu konuda bana izleyen arkadaşlarım da günlük hayatımda da soru geldi. Mesela tek çocuklu bir ailenin işte tek çocuğuyla benim bir ilişkim söz konusu. Yani nelere dikkat etmem diye bir soru geldi. Hemen cevap verelim ve diğer seçeneklere de bir göz atalım, örneklendirelim. Öncelikle eğer sevgiliniz ya da hoşlandığınız kişi tek çocuklu bir ailenin tek çocuğuysa özgüven patlaması olabilir kendi içerisinde. Bunu bilin. Biraz kibirli olabilir ne yazık ki. Kibir ve özgüven patlaması dolayısıyla ilgi delisi olabilir. Hatta sosyal medyada çağımızda ilgi toplamak adına çok fazla kendini gösteriyor da olabilir. Bunlar doğal. Tabii şu da var. Tek çocukların iki tane pozisyonu da şöyle farklılaşıyor. Tek çocuklu ailelerin çocukları aslında daha rafine yeteneklere sahipler. Karşınızda böyle birisi varsa aslında daha rafine yeteneklere ve zevklere sahiptir olasılıkla. Ama bu şu demek değil. Eğer tek çocuklu bir ailenin tek çocuğu olarak büyümüş bir insan çok zor şartlarda büyürse, hayat kötü gittiyse mesela belirli bir dönemden sonra temel düzeyde bile yaşam yeteneklerini göstermekte zorlandıkları raporlanmış. Ve hatta düşük özgüvene sahip oldukları da araştırmalar esnasında bulgulanmış. Tek çocukları zaten bunu görürsünüz karşınızda öyle bir insan varsa. Çok kolay sosyalleşirler. Ama aynı zamanda yalnız da kalabilirler. Bakın bu çok ilginçtir. Bu çok sıklıkla rastlanabilir bir durum değildir. Yani aslında Carl Jung'un yazdıklarında onu bulabilirsiniz. Üçüncü bir grup vardı. Dışa dönükler, içe dönükler. Hem içe dönebilen hem dışa dönebilenler. Evet. Tek çocuklar hem içe dönebilen hem de dışa dönebilen insanlardır. Yani hem yalnız zaman geçirebilirler hem insanlarla bir arada olabilirler. Ama genel olarak eleştirilere karşı hassastırlar ve bu eleştirileri aile hayatlarında çok fazla karşılaşmadıkları için nasıl göğüsleyeceklerini bilemeyebilirler. Evin en genç bireyiyle karşı karşıyaysanız, hoşlanıyorsanız ya da bir ilişki durumunuz varsa şunu bilin. Bir kere bir evin en genç çocuğu diyelim ki 3 kardeşli bir aileden bahsediyoruz. Az önce tek çocuktan bahsettik. Şimdi 3 çocuktan bahsedelim. Evin en küçük çocuğuyla karşı karşıyaysanız bir kere şunu bilin. En küçük çocuklar evin en küçük çocukları hırslı olurlar. Rekabetçi olurlar. Bunun sebebi de şöyle açıklanıyor. Bu çocuklar doğduklarında kendilerinden büyük kardeşler olduğu için yeteneklerinin sınırlarını çok daha fazla görebiliyorlar. Çünkü en küçükler hani en geç öğrenenler, en sonradan gelenler hani hazırın üzerine bir gelip etrafa dünyaya bakıyorlar. Dolayısıyla daha fazla rekabet etme ve kendilerini ispat etme hırsına sahip oldukları söyleniyor. Bu çocuklar tabii bunun sonucunda çok kuvvetli savaşma güdüsüne sahipler. Dünyayı değiştirebilecek inanca da sahipler. İnanç olarak da buna sahipler. Dolayısıyla eğer doğru yönlendirilirlerse ticarette en fazla başarılı olabilecek tipler aslında bu en küçük çocuklar olabiliyor sıklıkla. Tabii bu noktada ama eğer yanlış yönlendirilirlerse de utangaç ya da isyankar olabiliyorlar. Niye? Utangaç çünkü demek ki kendilerine alan bulamıyorlar evde. Utangaç kalıyorlar. Evde konuşma hakkı olmuyor. Çocuk çok görmüşümdür ben. Sohbetlere bile alınmayanlar.
aile çok baskın, işte abiler çok baskın ya da yaş farkı gerçekten çok yüksek olabilir. Yani çocuk en son doğmuştur ama yani en büyük kardeşiyle arada 15 sene vardır. Bu garip bir şey değil. Türkiye'de görülebilen bir şey bu. Tabii bu noktada ebeveynlerin rolü de yani işte gördüğünüz gibi çok önemli. Şunu da demiyorum. Yani doğum sırası bir insanı yorumlayabilmek için tek seçenektir demiyorum. Benim dediğim şey şu. Eğer en küçük çocuk bir aile tarafından ezilmez, sevgiyle büyütülür, beslenirse, duygusal anlamda beslenirse, tabii ki bu en küçük çocuk olma ya da ortanca çocuk olma ya da en büyük abi olma ailenin özelliğini göstermeyebilir. Bu başka bir şey. Onu zaten o kişiden hissedersiniz. Ortanca çocuğa geçelim. Ortanca çocuk en geç ve en yaşlı çocuğun sahip olduğu dezavantajların aslında her ikisine de sahiptir. Amerika'daki araştırmalara göre en fazla probleme sahip olan çocuklar ne en küçük çocuklar ya da ne de en büyük abiler ya da ablalar. Nedeni şu, ortanca çocuklar daha çok köprü gibi görülür. Aileleri tarafından ya da görülüyor. Ne fazla ilgi görebilirler istedikleri kadar ne de istedikleri kadar sorumluluk alabilirler. Yani ne en küçük çocuk kadar ilgi görürler ne de büyük abi kadar onlara sorumluluk verilir ya da abla kadar sorumluluk verir. Dolayısıyla da birçok çocuk bu durumda kendilerinin sıkışmış alanları olduğunu hisseder ve hatta bazıları kendilerinin problemi bir problemi yüzünden ailenin böyle davrandığını ya da kardeşlerin böyle davrandığını düşünürler. Genellikle diplomat ya da arabulucu diplomatik davranma ya da arabuluculuk yetenekleri yüksek olduğu için mesela halkla ilişkilerde başarılı olabilirler. Diplomat da olabilirler. Kelimeyi başka yerde kullandım ama doğrudur. Diplomatik kişiliklerdir. Herkesi çok rahat tartabilirler. Ama dediğim gibi doğru aile şartlarında bu özellikler görünmüyor olabilir. Bir başka araştırma sonucu daha var. Amerika'daki hapishanelerde en sert cezaları, en uzun cezaları alan bireylerin eğer anne ve baba rol modeli problemi yoksa, yalnız onu belirteyim, ortanca çocuklar olduğunu bulmuşlar. Bu aslında mesela az önce anlattığım size çok önemli gibi gelmeyebilir ama gelin bakın ki böyle bir sonucu var bunun. Bir ülkede böyle bir sonuç var. Diğer ülkelerde böyle bir araştırma yapıldı mı emin değilim. Bizim ülkemizde yapılmadığını biliyorum en son araştırmalarıma göre. Ama böyle bir sonucu var. Evin en yaşlı çocuğu yani evin abisi ya da ablası diyelim. Sıklıkla en erken yaşta en fazla sorumluluk yüklenen birey haline gelir. Mesela benim hep görmüşümdür kız arkadaşlarım işte küçük kardeşleri varsa neredeyse hemen hepsi böyle bir yarı anne pozisyonundaydı. İşte abiler işte büyük abisin işte abi işte o rol sana veriliyor. Halbuki sen çocuksun olabilir karşınıza böyle bir insan çıkabilir. Bu yorucudur ama bununla da kalmıyor. En büyük kardeşler. Abiler ve ablalar sıklıkla kendilerinden küçük kardeşlerini ilgi odağını kaybetmelerine sebep olan birey olarak görürler bilinçaltlarında. Düşünsenize doğuyorsunuz tek çocuksunuz. Önce tek çocuksunuz. Az önce bahsettiğim özellikleri gösteriyorsunuz mesela. Sonra bir anda kardeş geliyor. Hayda YouTube'da falan Instagram'da çok videosu vardır. Yeni kardeşini görüp böyle suratı bozulan. Ha şu da vardır bazıları da çocuk ister. Kardeş ister kendini. Bu da olabilir. Ailenin yapısı ve çocuğun duygu dünyası da burada çok önemli. Bence aşkta başarılı olabilmek için eşinizin ya da partnerinizin doğum sırasını bilmeniz önemli faktörlerden bir tanesi. Eğer en genç birey ise bir ailenin onun sabırsızlıklarını ve sürekli bir şey isteme adetini baştan kabul ediyor olmanız lazım. Çünkü onlar hep ışıklar üzerlerinde olsun isterler. Tek çocuklu aile dünyalarının devam etmesini isterler. Bunu bilin. Yani aslında bir anlamda onlar sizden ebeveynleri olmanızı da isterler genellikle. Ama bu tabii sizi yormayacaksa neden olmasın tercih edilebilir.
Ortanca çocuklarsa ilgi eksikliği dolayısıyla sürekli sevgi görmeyi isteyebilirler. Bakın ilgi görmekle sevgi görmek farklı şey. Diğeri her türlü ilgi görmeyi ister, diğeri sevilmeyi ister ortanca çocuklar. Sevilmeyi ister, ikisi farklı şeyler. Biri egoyu okşar, diğeri duygu dünyasını okşar. Ve bence daha anlamlı olan sevgi istemek aslında anlamlı bir durum. Ortanca kardeşlerin isteğidir. En yaşlı çocuklarsa, abiler ablalar ise sıklıkla partnerlerinin onları başkalarıyla kıyasladığını ve hatta bazı ileri durumlarda aldatmaya çalıştığını düşünebilir. Kıskançlık problemleri olabilir bu insanların. Tabi bu biraz özgüvenle de alakalı. İlginizi sürekli onun üzerinde tutmanızı ve sevdiğiniz kişinin o olduğunu ben sıklıkla belirtmenizi öneririm. Her türlü bilgi çok önemli. Bu bilginin tek başına bir şey anlam ifade etmeyeceğini düşünenler olacaktır. Bunu ben anlıyorum. Ama bilgiye yapılan yatırımın en yüksek faizi getirdiğini kişi adına, bilinç adına unutmayın. Umarım bu bilgileri kullanarak hoşlandığınız kişiyi daha iyi anlayabilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Bu video ile ilgili sorularınız olursa cevap vermeye çalışacağım. Bunun haricinde bu videonun yazısını da yazılı halinde, makale halinde www.tuncbilecek.com.tr adresinden sizlere ulaştıracağım. Lütfen sizler de gazetemize göz atın www.tuncbilecek.com.tr adresinden. Birçok yazarımız var. Çok fazla sayıda video üretiyoruz. Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda tüm dünyadan ve Türkiye'den anlık haberlere çok hızlı bir şekilde gazetemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda gazetemizin editörlük kadrosunda yer almak isterseniz, yani gazete köşe yazarı olmak isterseniz sizlere kapımız açık. Şirketimize ulaşırsanız 444-4141 üzerinden arkadaşlarım benimle kontak kurmanız için sizi bana yönlendirecektir. Detayları sizlere anlatabilirim. Bunun haricinde biliyorsunuz benim 2019 yılında yaptığım bir albümüm var. Anka klipleri çıkmaya devam ediyor. 2020'nin 4. 5. ayına kadar çıkıyor olacak klipler. 2020'de yeni single'larım olacak, yeni çalışmalarım olacak ve sahnelere de dönüyor olacağım DJ olarak ve canlı performanslarımla, canlı müzisyenlerle. Bunun için benim Barış Tuncbilek Official YouTube kanalımı da kısa listenizi alır, bakarsanız, üye olursanız, videoları dinler, beğenir, yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu eder, motive edersiniz. Üretmek için ben de kendimi yenilemiş, motive etmiş olurum. Efendim yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.